Merhabalar, Egzotik Karıncam kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir haberim var. Zaten şu an kadrajda üstte görüyorsunuz şurada. Yeni bir sürüngen aldım. Daha doğrusu ilk kez bir sürüngen aldım. Yani ilk sürüngenim. Çok uzun zamandır bir sürüngen istiyordum. Bugüne nasip oldu. Size de bundan kısaca bir haberdar etmek isterim. Zaten kısa bir video olacak. Sadece hayvanı biraz göstereceğim. Öyle 5 dakikalık konuştum. Kısa bir video olacak. Daha sonra biraz daha ben de bu tecrübe edince, zaten çok fazla kaynak okudum ama biraz da kendim tecrübe edince hayvanın bakımı vesaire gelecek. Ya da terarium kurumları, şu an şöyle basitce bir altına peçesi koyup iki tane dal koydum. Daha sonra buna bir arka plan yapacağım. Daha fazla dal ve bitki koyacağım. Belki bioaktif yapabilirim ama ondan tam emin değilim. Öyle. Şimdilik şurada zaten görüyorsunuz canımızı. Büyüteyim. Yerden çıkartıp size daha net göstereceğim. Şurada da iki tane hamam böceği var. Şu an görmüyorsunuz ama öyle koydum kendi içine. Aldığım kişi cımbıza çok vermeyin dedi. Şimdi stresli olduğu için. Alalı zaten bir hafta oluyor. Şimdi video çekiyorum çünkü yani ben birazcık yeni alışmasını istedim. Yem yemesinden kesilmesini istemedim. Terarımı da hızlıca bir göstereyim size. Şöyle altına peçete koydum. Su sıktım. İki tane dal koydum. Çok fazla dal koymadım. Yeni geldiği için yerine alışsın, yemi daha kolay bulsun diye. Şimdi tartarayla meyve püresi veriyorum. Sonra zaten dediğim gibi daha böyle bunun hakkında daşılacak. Daha fazla canlı yem de sipariş edeceğim. Dilerseniz hayvanı şimdi size daha yakından göstereyim. Alalım hemen. Akvaryumdan çevirdim. Kendim yaptım. Yani bu terarium diyeyim. Akvaryumdan çevirdim. 30 litre akvaryumdan. Kapağı görüyorsunuz. Çok gerçekten en sevdiğim şey bu kapak. Şurada mikrosineklik var ince. Şöyle üstünde de tahtadan yaptım bunu. Yani kendi ben yaptım derken şey yani makine çıkarttım. Bir gecko motif var burada. Gerçekten çok güzel duran. Yani gerçekten çok güzel duruyor yani. Zaten kısa videoda göstereyim. Şöyle bir kapak yandan. Bolca havalandırma da alabiliyor. Sadece içerideki nemi biraz kuruttuğu için daha fazla sık fıs yapmam gerekiyor. Bir kere, iki kere gibi. Şu an içeride ben alalım canımızı. Kapağımızı katladım. Çünkü içeride hamam böceği var. Kaçmasını istemeyiz tartarların. Şimdi hop. Neyse şimdi koyalım şunu. Tek elle yaptığım için birazcık sıkıntılı oldu. Görüyorsunuz canlıyı zaten. Bu çok makro çekemiyor kamera. Telefonla da birkaç daha görüntüsünü koyacağım sonrasına. Görüyorsunuz zaten. Crested Gecko basit, yani hobiye basit bakımı basit olan bir tür, hobiye başlangıç için uygun bir tür. Crested Gecko'muz var karşısında. 1,5 yaşında yetişkin bir Crested Gecko. Erkek, gördüğünüz gibi zaten erkek yetişkin bir Crested Gecko'muz var. Çok severek aldığım bir canlı. Zaten morfu vesaire çok güzel. Şu renkleri gerçekten çok güzel canlının. Hareketlerine geri gördüğünüz gibi. Gözünün güzelliğini görüyor musunuz bilmedim ama kafasını çeviriyor şu an ama. Crested Gecko'nun Türkçesi de bu arada tepeli kertenkele. Tepelisi şu an muhtemelen tepeli ismi. Şuradaki şeylerinden geliyor. Kafasındaki şuralardan. Gözünün güzelliğini görüyorsunuz şu an aynen. Şaşkın bakıyorum biraz ama. Zıplayacağım mı? Çok eğlenceli canlılar bu arada. Sık sık zıplıyorlar. Ayrıca deliliğe su da tutmuyor. Gözlerini yalıyorlar. Yani dilini arada çıkartıp duruyor. Hop, hareketlendi. Gördünüz değil mi zaten? Birkaç fotoğrafını da koyarım çektiğim. Aşağı mı ince? Hop zıpladı. Görüyorsun zaten. Hemen kamerayı biraz daha açığa alacağım.
tepeyi bir açıya aldım. Daha net görmeniz şeyine, uğruna. Gerçekten çok güzel bir canlı. Birkaç videosunu da koyacağım sonra. Kısaca haberdar etmiş dedim. Nettir umarım görüntü. Çok da rahatsız etmek istemiyorum ama video çektiğim için birazcık rahatsız ettik hayvanı. Aldığım kişide çok fazla vardı zaten Chris Gecko. Kendi ürettiği canlılardan biri. 3-4 nesildir Chris Gecko üretiyormuş. Yani onun ürettiği canlıların torununun torunu gibi bir şey. Zaten renginin mükemmelliğini görüyorsunuz. Maşallah demeyi unutmayın bu arada. Size zaten daha yakından birkaç videosunu göstereceğim. Morfunu söyleyeyim. 1,5 yaşında erkek demiştim zaten. Morfu da Yellow Stripe Harlequin Dalmatian Red Confetti. Alta yazarım zaten. Şöyle bırakalım. Hop, zıpladı zaten hemen. Kendi ürettiği için doğum tarihini de söyledi. 18.08.2022 tarihinde doğmuş bu canlı. Kuyruğunu görüyorsunuz zaten, çok güzel. Şimdilik şu an tartarayla vesaire besliyorum. Bir de böyle durumda. Daha sonra zaten daha bir sürü canlı yan vesaire sipariş edeceğim. Burada habercisi olsun. Büyük bir kargo açılımı yapacağız sizlerle. Şöyle daha yakından göstereyim size hemen. Büyütelim biraz. Şu an ışık çok olmadığı için çok iyi gözükmüyor ama gerçekten yine de çok güzel gözüküyor. Şunu şey yaparsam ışık daha iyi gelecektir umarım. Birazcık amatör bir video oldu, kusura bakmayın. Heyecanlı olduğum için, gerçekten çok heyecanlı olduğum için biraz amatör bir video oldu. Bu kadar değil ama istersen şey göstereyim size. Belki gözlerini yalar. Şöyle şey yapalım. Biraz acele bir video oldu. Çok uğraşamadım yani. Heyecanlı olduğum için gerçekten elim ayağıma dolanıyor. Elim ayağıma dolanıyor. Zaten kuyruğunu görüyorsunuz. Çok güzel bir kuyruğu var. Bu acayip bu canlılar kuyruğunu yani herhangi bir tekrar diğer kertenge gibi kuyruğunu bırakabiliyor. Maalesef tekrar çıkmıyor. Kuyruklu çok daha güzel gözüküyorlar bence ama kuyruksuz seven insanlar da var. Cam gibi pürüzsüz yüzeyleri de tırmanabiliyorlar. Netlersen. Nasıl ama? Çok güzel bir canlı değil mi? Şu özellikle gözleri gerçekten çok güzel. Raptor'u andırıyorlar burada. Bir tane Raptor diye bir dinozor türü var, bilirsiniz belki. Kirpikleri de çok güzel şurada. Tepeli kertenkele, klasik eko diye geçiyorlar. Tepeli şurası var oluyor muhtemelen. İsim oradan geliyor. Kulak beyni vesaire görüyorsunuz. Parmaklarını zaten görüyorsunuz, tırnaklarını. Sardı şu an kuyruğuyla bana tutmuyor. Şimdi elim titriyor birazcık. Geri bakalım. Size daha net görün. Yalanıyor şu an. Ve üstüne su dökeceğim. Rahatsız olacak ama size göstermek adına, derisini tutmadığını. Birazcık su sıkayım üstüne. Belki yalanır.
seri o yaladığını görebilirsiniz gözüyle. Çok sert kaynıyor. Bayağı sesi gidiyor ama size göstermek için. Hop. Ledlemediği için kapatıp tekrar açtım makineyi. Çok güzel yanlar zaten. Görüyorsunuz. Bütünce bir kadraj aldırmak istedim hemen şu an. Neyse, bu burada bu kadar da. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Kısa bir hayvanın görüntüleri size baş başa bırakmak istiyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.